Hukukçu, pedagog ve yazar kimliğiyle biliyoruz onu. Ben yıllardan beri tanıyorum. Çok kıymetli bir abimizdir. İsmet Macit abimiz. Hemen onu yayına alacağız. Kıymetli seyirciler, bugün kendisiyle kitabını konuşacağız. İsmet abi, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş bulduk Sayın Yıldırım. Çok çok teşekkür ediyorum. Seni görmek çok güzel hakikaten. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyi gördüm. İnşallah Allah razı daha olsun. İyi oluruz. İnşallah. İnşallah. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Bu arada Peder Bey'i de anmadan geçmeyelim. O benimle olan farklı bir muhabbeti vardı. Allah razı olsun. Hiç birbirimize yüz yüze gelmedik ama en azından ekranlar aracılığıyla yüz yüze geldik, değil mi? Beni bir gün telefonla böyle bir görüştüğümüzde, bir hasret giderdiğimizde seni ekranda seyrederken gazetelerin yani o sabahları gazete okuduğunuz, gazetelerin manşetlerini okuduğunuz bir program vardı. Orada yani ben artık bunları okumayacağım deyip yani bir kenara koymuşsunuz. O cesaretiniz, o tavrınız onu o kadar hoşuma gitmiş ki ya dedi beni bir buluştursan falan dedi. Ola o gün işte hatırlarsın Türkiye'ye gidip geldiğimiz, gidip gelebildiğimiz yıllar. Evet. Sizin orada olduğunuz yıllar. Sizinle buluşturmuştum o günden beri. Yani bir dost olmanın ötesinde bir baba dostusunuz yani öyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya yani babanız vefat ettikten sonra dostlarını unutmayın. Seni unutmayacağım amirlerden bir tanesi de bu. Allah razı olsun. Allah bir kere daha muhterem babanıza rahmetiyle muamelede bulunsun inşallah. Dün okumuştum bir hikaye. Bugün de bir hikaye daha okuduk. Az önce siz de dinlediniz, seyrettiniz. Çile Toprağında Yeşeren Bahar isimli bir kitap çıkardınız İsmet Hocam. Nasıl başladı bu kitap macerası? Oradan başlayalım. Buyurun. Şimdi tarihi hadiseler bir kere oradan başlayayım. Aynıyla değil, misliyle tezahür ediyor. Ve bugün Hizmet Hareketi'nin içinden geçmiş olduğu süreç başta Efendimiz Aleyhisselam'ın sergüzeşti hayatına. Yani ve onun Mekke'den itibaren başlayıp Medine'de ruhun nufkuna yürüyeceği ana kadar belki onun her gününden, her saatinden, belki her saniyesinden hizmet hareketi olarak ve genel Müslümanlar olarak biraz daha daireyi genişleteyim. Hakikaten insanlık olarak çıkaracağım çok dersler var. Ben tabii esbab dairesi içerisinde normalde böyle bir kitabı yani kitap yazmak için yola çıkmazsınız. Rahmetli Gökhan Açıkkollu hocanın biliyorsunuz bir yani hapishanede katledilme bana göre şehit edilme süreci var. Bugün evet. Medyaya da yansıdı, hatta görüntüleriyle de yansıdı hatırlayacaksınız. Asıl beni alakadar eden kısmı Gökhan Hoca vefat ettikten sonra maalesef talihsiz açıklamalar oldu. O günün belki İstanbul Belediye Başkanı'ndan tutun da yetkililere kadar medyada hatırlayacaksınız. Bütün dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Tırnak içerisinde şöyle denildi. Bunların ölülerine bile bizim ölülerimizin yanına koymayacağız. Hainler mezarlığı diye bir mezarlık açacağız ve bundan sonra onlar oraya defnedilecekler denildi. Yani evet. Adeta öfke, kinin, gayzın, ayrıştırmanın yani pik yaptığı günler diyor bunlar. Sonra Gökhan Hoca'nın şehit edilmesinden sonra cenazesi birkaç gün tutuluyorsunuz. Morg'da kaldı. Sonra akrabaları, babası, annesi, o gözü yaşlı babasının videosu medyaya düştü yani öyle. Yürekleri dağlar. Bugün hala hatırladığım zaman yani yüreğimden bir şey akıp gider böyle yani öyle. Evet. Benim oğlum terörist değil diyordu. O öyle şeyleri bilmez diyordu baba. O babanın baba saflığıyla, baba yüreğiyle. Sonra malumunuz Gökhan Hoca kendi topraklarına da gömülmedi. Belki köyü akrabaları kabul etmedi. Eşinin yanlış hatırlamıyorsam köyündeki bir mezarlığa gömüldü. Bir fotoğraf yine düştü medyaya. Gökhan Hoca'nın cenazesinin taşınma şekliydi. O da çok dokunmuştu bana. Yani Gökhan Hoca'yı normalde cenazeyi böyle başlar üstünde taşırsınız ama iki erkek, iki kişi yani böyle bir el arabası götürüyor gibi yani öyle götürmüşlerdi, götürüyorlardı o fotoğrafta. Ve
Gökhan Hoca'nın cenazesine belki dört kişi, başta eşi olmak üzere hanımlar ve üç tane erkekle Gökhan Hoca, yani Anadolu'nun bir bozkırına gömüldü. Şimdi Hazreti Osman Efendimiz'in cenazesine ben bunu çok benzettim. Yani onun şehit edilmesinden sonraki teçhizü tekfinine, defnedilmesine ve cenaze merasimine çok benzettim bunu. Malumunuz yani Hazreti Osman Efendimiz şehit edildikten sonra o fiyeyi bakiye tarafından, yani Medine'yi muhasara etmiş o 2000 kişi tarafından, o gayrimemnunlar tarafından biliyorsunuz, şehit edilmesinden sonra cenazesini 3 gün vermediler. Hazreti Ali Efendimiz'in araya girmesiyle cenazesini ancak Hazreti Ali Efendimiz aldı ve oradan birkaç kişiyle beraber bugünkü Baki kabristanının bir köşesine defnettiler. O fiyeyi bakiye Hazreti Osman Efendimiz'in cenazesini verirken Hazreti Ali'ye bir şey söylüyorlar. Yani sanki asırlar öncesindeki ses Gökhan Hoca'nın cenazesindeki o sesle buluşuyordu. Bir şartla Evet. veririz diyorlardı. Onu Baki kabristanına değil götürüp o ya Yahudi mezarlığına gömeceksiniz ya da o Baki kabristanının Baki Gargat'ın hemen arkasında işte ki Medine çöplüğüne gömeceksiniz diyorlardı. Ve Hazreti Osman Efendimiz'in cenaze namazını rivayetler değişik olsa da 13 ile 16 kişinin kıldığı rivayet ediliyor. Hatta kindar birisinin gelip Hazreti Osman Efendimiz'in cenazesine saldırıp göğüs kafesinin kemiklerini kırdığı rivayet ediliyor. Cenazeyi aşağı atmaya çalıştığı rivayet ediliyor. İşte kin ve öfke bunu yaptırıyordu. Ben başta Gökhan Hoca'nın hikayesinden yola çıkarak o kadar çok bizim arkadaşlarımızın çilesiyle alakalı, derdiyle alakalı, ızdırabıyla alakalı, zindanla alakalı, süreçle alakalı benzerlikleri yani yakalayınca bunları yani en azından zulmü yani uzaktan seyretme değil, zulmü anlatabilme adına, arkadaşlarımızın Evet. çektiklerini anlatabilme adına bu kitabı yazmaya karar verdiğimi hatırlıyorum. Evet. Peki bu hikayelerin arasında toplam kaç hikaye var İsmet Hocam ve en 7 çok sizi hikaye var. hangisi etkiledi? Beni en çok etkileyen hikaye, başta tabii Gökhan Hoca'nın hikayesi, bir de Aslı Doğan'ın hikayesi beni çok etkilemişti. Biliyorsunuz eşiyle ve çocuğuyla beraber Meriç'ten geçmeye çalışırken boğulmuşlardı Evet. onlar. Ve Aslı bacımızın cenazesi günler sonra ancak bulundu. Ve cenazesi tanınmayacak haldeydi. Yani bayağı çürümüştü. Ve parmağındaki yüzükten tanıdılar Aslı bacıyı. Çünkü parmağındaki yüzükte eşinin ismiyle beraber kendi ismi vardı. Aslı Fahrettin yazıyordu. Oradan ancak hani hukuki tabirle söyleyeyim teşhis edebildiler cenazesini. Bu da beni aldı hayalen Uhud'a götürdü. Şöyle ki yani biliyorsunuz Dün, Uhud'da özür 70 dilerim. Dün Aslı Hanım'ın, rahmetli Aslı Hanım'ın hikayesini okuduk seyircilerimize. Evet. Yani yine o hem o hikayeyi zaten hani dinlemişlerdir. Biliyorsunuz biraz daha ben genişleterek arz edeyim müsaade ederseniz. Estağfurullah. 70 sahabe efendimiz orada şehit oluyor. Ve 70 sahabe efendimizin neredeyse tamamına müsle yapılıyor. Müsle biliyorsunuz ölüye yapılan işkence demek. Ve ben onu ayrıntılı anlatmayacağım çünkü çocuklarımız da bu programı izliyorlardır. Ve belki en çok müsle yapılanlardan bir tanesi Hazreti Hamza'ydı en başta. Arkasından da Enes bin Nadır geliyordu. Öyle bir hakikaten tanınmayacak haldeydi ki kız kardeşini başının ucuna getirdiler. Ve ancak bir rivayette el, bir rivayette de ayak parmaklarından ancak tanıyabilmişti. İşte Aslı bacı tabiri caizse yani asırları aşarak tabiri caizse Enes bin Nadır'la buluşuyordu. Beni bu çok etkilemişti yani öyle. Dedim ki kendi kendime bu hikayeyi de yazarken, bu hikayeleri de yazarken dedim ömürleri Allah Resulü ve ömürleri Allah Resulü'nün ve arkadaşlarının dedim ömürlerine ne kadar benziyor ve biz bu arkadaşlarla yol yürüdüğümüz için ne kadar şanslıyız dedim kendi kendime. Evet. O zaman yeni soruyu hemen sormuş olayım. Bu geçmişten almış olduğunuz örnekleri neye göre seçtiniz? Asr-ı Saadet'ten örnekler de var, yakın tarihten örnekler de var. Şimdi Kur'an-ı Kerim hepimizin bildiği bir ayet var biliyorsunuz. Diyor ki sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor. Kur'an-ı Kerim
hem pozitif manada hem negatif manada hem iyi örnek açısından hem kötü örnek açısından hep bizden öncekileri örnek verir. Mesela Esatir-i Evvelin'den örnek veriyorum. Eskilerin işte yani bunu başka bir şey için kullanıyor ama mesela ibret almaz mısınız diyor. Sizden önceki kavimlerin helak olduğu yerlerle alakalı baksanız görseniz akletmez misiniz diyor. Bir kere Kur'an-ı Kerim bu örnekleri veriyor. İkincisi biliyorsunuz İslam'ın 5. senesinde ilk Habeşistan hicreti oluyor. Daha sonra da biliyorsunuz ikinci Habeşistan hicreti ise İslam'ın 6. senesinde oluyor. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tedbiri almasına sebep esasen işkencelerin artık tahammül fersah bir hale gelmesi Mekke'de. Evet. Enes hatırlayacaksınız Habbab bin Eret, Hazreti Habbab bin Eret Efendimiz bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a gelerek diyor ki ya Resulallah diyor dua etmez misiniz diyor şu zulüm ve işkence en azından az hafiflese. Ben biraz manayı genişleterek söylüyorum. Tamam tam anlamıyla şöyle söylüyor. Yani Allah'ın nusreti gelse yani. Belki de hani yukarıda okuduğum Bakara suresindeki ayetin sonunda şöyle diyor. Artık diyor o Müslümanlar ve Nebi yani peygamber öyle yoklukla imtihan olmuşlardı. Öyle acılarla imtihan olmuşlardı ki şöyle demek zorunda kalmışlardı. Meta Nasrullah. Allah'ın nusreti ne zaman gelecek demek zorunda kalmışlardı diyor. İşte o çile yıllarında Habbab bin Eret Efendimiz'e gelerek ya Resulallah yani dua etmez misiniz? Şu Allah'ın yardımı ulaşsa, şu zalimin zulmü bitse filan deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki bir nebi endişesiyle çünkü henüz Hazreti Ömer yok. Hazreti Osman, belki Hazreti Osman Müslüman ama Hazreti Hamza yok. Yani Evet. inananların birçoğu esasen köleler o günkü toplum anlayışına göre zayıf insanlar. Dolayısıyla bir avuç insan var. Onlar da eğer bu zulme dayanamayıp giderlerse yeryüzünde Allah'ın ismini anacak belki kimse olmayacak. Onun için Efendimiz Aleyhisselam Habbab bin Eret'e şöyle cevap verdi. Dedi ki Habbab Allah dinini tamamlayacak. Bu sıkıntılar bitecek ama siz acele ediyorsunuz. İşte sorunuzun cevabı birazdan kuracağım şu cümlede gizli sanıyorum. Sizden öncekiler diyor. Samimi müminler vardı. Allah Resulü herhalde yani o samimi Hristiyanların Yahudilerden gördüğü zulümler, belki Ashab-ı Uhdud hatırlayacaksınız. O yani hendekler açılıp içinde insanların yakıldığı günleri anımsayarak veya hatırlayarak onu Habbab bin Eret'i hatırlatıyordu. Sizden önce Müslümanlar vardı, müminler vardı. Sırf inandıkları için, bakın sırf inandıkları için, sırf hak yolda, sırf doğruluğu temsil ettikleri için onlar bellerine kadar toprağa gömülürlerdi. Sonra demirden taraklarla etleri kemiklerinden sıyrılırdı. Hatta Efendimiz diyor ki demirden testerelerle canlı canlı ikiye kesilirlerdi de yine dinlerinden dönmezlerdi. Bir gün gelecek diyor Efendimiz. Bir de müjde veriyor. Hadramevt'ten çıkan bir kadın Sana'ya kadar gelecek de yani sadece koyunlarını kurtların yemesinden endişe edecek diyor. Başka ona ilişen olmayacak ama o günün sosyolojisini, sosyopsikolojisini düşünecek olursanız dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Öyle bir toplum oluşacak ki diyor Efendimiz vicdan toplumu karıncayı yanlışlıkla öldürdüğü zaman 3 gün oturup ağlayacak insanlar yetişeceğini daha o günden müjde veriyor. İşte bunları düşününce örnekleri daha çok Aslı Saadet'ten ve yani Çanakkale'ye karşı çok ayrı bir ilgim ve alakam vardır. Yani senede birkaç kere gidebildiğimiz dönemde gidip gruplar halinde buradaki şehitleri ziyaret ediyorduk. Tarih şuuru bilinci adına. Dolayısıyla ağırlık Çanakkale'den seçmeye gayret gösterdim. İsmet Hocam, sizin gerçekten de bu anlamda hassasiyetinizi biliyorum. Şimdi siz öyle deyince hatırladım da Çanakkale'ye olan geziler de durdu. Şu anda ne bileyim hastalıktan dolayı da tabii kimse gitmiyordur vesaire ama enteresan, çok enteresan bir dönem yaşıyoruz İsmet Hocam ya. Çok enteresan. Biz Avrupa'dan yani bulunduğum yerlerde, bulunduğum coğrafyalarda belki senede 300-500 insan sadece ben beraber gidiyordum, beraber götürüyorduk yani öyle. Belki o şehitlerimiz de o yönüyle birbirimizin hicretini yaşıyoruz tabiri caizse. İnşallah yine kavuşuruz. Yani ümidimiz o. Efendimiz İnşallah. Aleyhisselam'ın işte Habbab hadisi şerifinde söylediği gibi yani. O gün gelecek. Kucaklaşacağız, kavuşacağız inşallah. Biz ülkemize İnşallah. küsmedik. Biz ülkemizi küsmedik. Ülkemizi şu anda o devleti yöneten insanların
zulümleriyle mücadele ediyoruz. Mücadelemiz ülkemizde ve devletimizde değil. O zulmü yapanlarla yani. Evet. Bir Ümit'tir Ramazan'da misafirimiz İsmet Macit hocamızla konuşmaya devam ediyoruz. İsmet hocam, son soruma geçeceğim de, sizin de YouTube kanalınız var. Bizim rakiplerimizden biri oldunuz. Neler anlatıyorsunuz kanalda? Estağfurullah. Bu bana ve sorduğunuz soruların cevapları var orada. Şöyle kısaca cevaplamış olayım. Ya evet. Daha çok zulümiyetleri, mağduriyetleri, yapılan zulümleri tarihteki karşılıklarıyla beraber bir araya getirip bilim döndüğünce, tabii sizin gibi tesir eden, sizin gibi kalplere dokunan bir durumumuz yok ama karınca kararınca ben yani anlatmaya gayret gösteriyorum arkadaşlarımızın çilesini ve ızdırabını. Estağfurullah. İnsanlar Türkiye'deyken beni abi gel bize hikaye oku diyorlardı. Ben de diyordum ki ya beni niye oraya kadar yoruyorsunuz? Alın hikayeyi size göndereyim siz okuyun. Yok abi işte fon müziği falan, tamam fon müziği de göndereyim. Yok abi yok siz gelin okuyun diyerek diyorlardı. Sizin de gerçekten de farklı bir üslubunuz da var aynı zamanda. YouTube kanalınızın adresi İsmet Macit değil mi? YouTube.com/İsmet Macit. Evet. Aynen öyle. Evet. Sevgili seyircilerimiz takip edebilirler İsmet hocamızın YouTube kanalını. Son sorum şu olacak. Şimdi biz Türkiye'de değiliz ama Türkiye'de çok sayıda arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz var. Yani can parçamız var. Şimdi biz yurt dışına çıkmışlar olarak Türkiye'de kalanlar için neyi nasıl yapmalıyız? Bunu dinleyeyim sizden. Evet. Bana göre öncelikle yani Türkiye'de kalan kardeşlerimiz değil sadece, birazcık daireyi de isterseniz genişletelim. Türkiye'den hicret etmiş kardeşlerimiz de buna dahil. Ben çok kısa arkadaşlarımızın hicretlerini ben daha çok Habeşistan hicretine benzetiyorum. Bir iki dakika müsaade ederseniz hemen Habeşistan hicretinden bahsedip oradan mukarene yaparak meseleyi bağlayacağım. Biliyorsunuz İslam'ın 5. yılında 1. Habeşistan hicreti. Daha sonra bir yanlış anlaşılmadan dolayı o ilk hicret eden 30-36 kişi tekrar dönmüşlerdi. Garanik hadisesinden dolayı. Başka bir zaman onu inşallah anlatırız. Veya sizin dediğiniz işte o YouTube kanalımızda anlatırız Allah nasip ederse. Daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine İslam'ın 6. yılında bu sefer tam 103 kişiyi Habeşistan'a gönderdi. Neden Habeşistan'a gönderdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Yani bana kalırsa hani meseleye birazcık böyle zahiri ve mantık açısından baktığımız zaman evet Mekke'de çok ciddi bir zulüm var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Habbab bin Eret'e yani evet Allah'ın nusreti gelecek dedikten sonra beklememişti Asım Bey. Yani evet. Hoca Efendi'nin literatürümüze kazandırdığı aktif sabırla yani öyle bir taraftan evet sabrediyordu zulme bir taraftan sabrederken de bir çıkış yolu arıyordu. Sebepler dünyasında yaşadığımız için Allah'ın koyduğu tekniği kanunlara uyabilme adına bir takım çıkış yolları arıyordu. İşte zulüm artık tahammül fersa bir hali alınca Efendimiz sahabesini çağırdı. Onlarla bir toplantı yaptı belki ve dedi ki siz dedi Habeş ülkesine gitseniz dedi. Çünkü Habeş ülkesinde yani daha doğrusu yeryüzüne dağılsanız dedi. Onlar da nereye gidelim deyince Allah Resulü Aleyhisselam Habeş ülkesine gitseniz orada halkına zulmetmeyen adil bir kral vardı dedi. Hakikaten bir hukukçu olarak ben Habeşistan hicretine Allah Resulü Aleyhisselam gönderirken kurduğu cümleler çok dikkatimi çekmişti. Yani sebep olarak yani neden Habeşistan sorusunun cevabı tek bir kelimede gizli adil bir hükümdar. İsterseniz bugünün hukuk literatürüyle söyleyelim. Az çok yani olabildiği kadar o gün o devirde yani hukukun üstünlüğünün yaşandığı, haklara saygının olduğu, zulmetmeyen insanların veya zulmetmeyen bir şeyin hükümdarın ülkesiydi orası. Bana kalsa Yemen daha uygun geliyor zahiren. Neden? Aynı dili konuşuyorlar, iklimini tanıyorlar filan. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir taraftan da böyle bir çıkış yolu arıyordu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderdiklerini hiç unutmadı. Şimdi ben daireyi genişletelim derken, acılar sadece Anadolu'da yaşanmıyor. Anadolu depremin merkez üssü. Ve biz orayla artık tabiri caizse fiziki bir bağımız kalmadı. İnsanlar zindanlarda, zindan yolu bekleyenler var. Öncelikle başta Anadolu olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki mazlumiyet ve mağduriyetleri,
ve Anadolu'dan buraya taşınan acıları, muhacir kardeşlerimizin acılarını öncelikle bir yüreklerimizde hissetmemiz gerekiyor. Onların acılarını hissederken hakikaten samimi olmamız gerekiyor. Ben biraz önce, yani sizin yayınınıza katılan Emine ablanın diyelim şeyini dinledim. Onları anlamamız gerekir diyordu ve çok istifade ettim ondan. Dolayısıyla biz öncelikle onların acılarını anlama, arkasından da bunları yeryüzüne anlatabilmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam sahabesinin acısını hiç unutmadı. Hani diyor ya zaten ayet-i kerime, sizin içinizden size çok düşkün. Yani sizin başınıza bir şey gelmiş, onu çok güzel bir nebi gönderdik demiyor mu zaten Kur'an-ı Kerim? Dolayısıyla mesela Uhud şehitlerini Allah Resulü hiç unutmadı. Belki her perşembe, belki her cumartesi gidebildiğinde, orada olduğunda gider, onlara sanki hayattaymış gibi, zaten şehitler hayattadır, selam verirdi. Fakih kabristanına belki Medine'de olduğu dönemde bir seferde değilse her sabah uğrar, Esselamu Aleyke ya Ehlel Kubur derdi. Yani bir kere bu. İkincisi, hemen kısa kısa söyleyeyim, maddeler halinde bana göre. Mesela Avrupa'ya ve dünyaya Türkiye'deki zulmü anlatmamız gerekiyor. Önce bunu istedik. Maddiyatı olan muavenetiyle bu işin içinde olması gerekiyor. Gönül ışıklarımızı söndürmememiz gerekiyor. Hiçbir şeye gücü yetmeyen ellerini açıp secdede şu Ramazan günlerinde zulüm gitsin diye dua etmesi gerekiyor. Evet, bizler öncelikle bir vücudun azaları gibiysek eğer, kardeşler olarak, kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissedersek eğer, onların acısını onlarla beraber yaşarsak, Allah öyle dertli insanlara çok kapılar açar. Ne yapacağım sorusunun cevabını Allah onlara bu sefer ilham eder. Ben şahidim, Avrupa'da arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Dünyanın dört bir tarafında da ellerinden geleni yapıyorlar. Sebeplere mümkün olduğu kadar riayet ediyorlar. Mevla inşallah şu Ramazan'daki dualar yüzüsü hürmetine, hele hele Hoca Efendi'nin o, yani dert ve ızdıraptan iki büklüm yaptığı, gözyaşlarıyla yaptığı duaların yüzüsü hürmetine inşallah Mevla bir feraş, bir mahreç verecektir. Hakiki bayramlara inşallah hepimizi ulaştıracaktır diye düşünüyorum. İnşallah İsmet Hocam. Şimdi Türkiye'de çok acı yaşanıyor. Yurt dışında da çok acı yaşanıyor. Mesela şu günlerde böyle yalnız başına ailesiyle buluşamamış olan abilerimizden, ablalarımızdan bazılarının vefat ettiğine dair haberler de alıyoruz. Size de geliyordur mutlaka. Mesela Almanya'da abilerimizden birisinin geçen sene vefatıyla beraber hepimiz çok üzülmüştük. Ve aynı zamanda sadece oradaki arkadaşlarımız defnetmişlerdi. Ailesinden kimse de yoktu. Bunlar hepimizin yaşadığı acılar. Dediğiniz gibi hissetmek icap ediyor, yüreklerimizde duymak icap ediyor ve ona göre de yaşamak icap ediyor, değil mi? Evet. Ben yani hani eğer bunu hissedersek, Mevla hissettirsin öncelikle ve bu Amin. Hususta da bizi ihlas eylesin. Yani yapacağımız, atacağımız adımları Rabbim inşallah Teala onun rızasına uygun atma gibi eylesin. Ben son bir hikayecikle, yani belki hani mevzuyu tamamlarım. Bu soruya tam belki bir cevap olur. Eğer böyle yaparsak, yani şu günlerde evet bir taraftan maddi, yani manevi, bir taraftan da maddi bir takım sıkıntılar yaşanıyor Türkiye'de. Hepimizin malumu bu yani. Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz kızı ve damadı Hazreti Osman Efendimiz de Etiyopya'ya hicret etmişti. Bugünkü telekomünikasyon imkanları yoktu ki Asım Bey. Yani açıp böyle görüntülü bakın, yani binlerce kilometre ötedeyiz ama bakın Üstad Hazretlerinin yıllar önce söylediği gibi, yani Risale-i Nur talebeleri birisi şarkta birisi garpta olsa, yine de onlar, hatta birisi kabirde birisi yani hayatta olsa, yine onlar görüşürler, görüşüyoruz. Efendimiz kızını ve damadını da gönderiyor hicrete ve belki günlerce haber alamıyor. Bir gün yani hani Etiyopya'dan, Habeşistan'dan dönen birisinin olduğunu duyunca belki gidip onu buluyor. Diyor ki önce oradakilerin halini hatırını sorduktan sonra kızımı gördün mü diyor yani. Bu çok dokunur bana böyle. Kızımı gördün mü diyor. O da gördüm, nasıldı diyor. Yani hangi halde gördün mü diyor. Diyor ki damadın Osman, Hazreti Osman onu bir merkebe bindirmişti diyor. Ve diyor merkebin yularını tutmuş götürüyordu. Kızım da merkepteydi diyor. İşte Efendimiz bundan çok memnun oluyor. Yani tabiri caizse gözü gibi, kendi kızına gözü gibi bakan bir damat yani öyle. Hazreti evet. Osman Efendimiz onun aynı zamanda dava arkadaşıydı. İşte
Yani bunları hissederek, evet maddi sıkıntılar var Türkiye'de, bunu hepimiz biliyoruz artık. Dolayısıyla dediğim gibi maddi imkanı var. Gönül ışıklarımızı söndürmeyeceğiz Asım Bey. Gönül ışıklarımızı söndürmeyeceğiz hikayesi çok meşhurdur. Çok arkadaşlarımız tarafından anlatılır. Meşhur Saffet Hoca'nın başından geçen bir hadisedir. Bir kış günü bir eve misafir oluyor. Kasaba büyüklüğünde belki bir ilçedir yani orası. Bir şey dikkatini çekiyor öyle. Yani kendisi çok yorgun olduğu için yatıyor, uyuyor ve bir aralık böyle gözünü açıyor. Gece saat 12'yi çoktan geçmiş. Neneciğim diyor, siz yatmaz mısınız? Yani böyle gönül kulaklarımıza küpe enfes bir şey söylüyor. Yani hakikaten Anadolu insanının sinesinin genişliğidir bu. Evet, bugün Anadolu insanı yine Hoca Efendi'nin tabiriyle söyleyeyim, muvakkat bir sürçme yaşasa da inşallah bir gün özüne döneceğini ve İnşallah. ümidini yaşıyor. İnşallah. O Anadolu kadını diyor ki yani o Saffet Hoca'ya niye yatmadınız deyince diyor ki son trenin gelmesini bekliyoruz. İşte şuradan gelen tren burada gece işte şu vakitte durur. O trenden bir inen olur. Bak köyün, şehrin bütün ışıkları neyse söndü. Biz ışıklarımızı açık tutalım ki ihtiyaç sahibinin kapımızı vurmaya cesareti olsun diyor. Evet. Ben de öyle diyorum. Arkadaşlar hep beraber gönül ışıklarımızı söndürmeyelim ki ihtiyacı olanların kapımızı vurmaya cesaret olsun. İnşallah. İsmet Hocam çok teşekkür ederim. Sohbetini özlemişim. Çok uzun zaman oldu. En son Almanya'da bir sohbete katılmıştım ama özlemişim. Allah razı olsun. Biz de sizi çok özlemiştik. Yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz hakikaten. Çok büyük bir Estağfurullah. boşluk dolduruyorsunuz. Mevla inşallah ecrini size ahirette manevi azık olarak versin. Amin. Allah razı Ben de çok olsun. teşekkür ederim. İnşallah. Yani Allah eski imkanlara yeniden kavuşmamızı da nasip etsin. Böyle gürül İnşallah. gürül Türkiye'ye, seyircilerimize yayın yapmayı da nasip etsin. Şu anda İnşallah. YouTube'dan, MC'den yayın yapıyoruz ama bilmiyorum kaç kişiye ulaşıyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Allah ebeden razı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.